Bilal teyze gibi senin de tansiyonun mu çıktı yoksa? İyi misin? Bir an hızlı yürüyünce herhalde kalbim çarptı gibi oldu. Alışverişe çıkarken çantanı almamışsın. Niye zahmet ettin ki? Alırdım ben. Öylesi daha iyi oldu. Olmak istediğim yerde. Yanında. Ayrıca yapmamız gereken bir işimiz var. İşimiz? Bulmamız gereken bir hazine. Hazine mi? Hadi gel benimle. Dedim ya, gömülü hazineyi bulmaya geldik. ...9 yaşındaki Yaman'ın hazinesi bu. Bunca yıl burada mı sakladın sen bunları? Saklamak zorunda kaldım. Bunlarla oynayacak zamanım yoktu çünkü. Ailemi korumak için girdiğim ilk kavgadan sonra... ...neyim var neyim yoksa gelip gömdüm buraya. Değil. Çocukluğumu gömdüm yani. Şimdi de bu hazinenin en değerli parçasını vermek için getirdim seni buraya.
Çocukluğumda öyle büyüleyici, öyle şaşırtıcı bir şeydi ki benim için. Saatlerce incelerdim. Onun bir demirle karşılaştığı anda hiç tereddüt etmeden ona nasıl yapıştığını hayranlıkla izlerdim. Çekerdim mıknatısı, zorla koparırdım demirden. Sonra biraz yaklaştırınca aynı kararlılıkla hiç tereddüt etmeden nasıl yapıştığını görürdüm. Bunu bıkmadan, usanmadan defalarca tekrarlardım. Benim de böyle bir parçam olduğunu düşünürdüm hep. Onun bir yerlerde beni beklediğini, onunla karşılaşınca birbirimize böyle kenetleneceğimizi. O çekim, parmaklarının arasında bir bütün olmak için sabırsızlanmalarını hissetmek çok etkilerdi beni. Kavuşmak için karşı konulmaz bir güçle birbirlerine çekilmeleri ve kavuştuktan sonra ayrılmamak ister gibi birbirlerine yapışmaları, kopamamaları. Sonra unuttum tüm bunları. Seninle karşılaşıncaya kadar da bir daha hatırlamadım. Sonra senden koptuğum gün, bir daha asla dönmemek üzere gittiğin o gün yeniden hatırladım her şeyi. Benden kopmayacak o parçanın sen olduğunu anladım. Biliyorum. Biz de böyle bir bütünüz. Ne kadar ayrı kalsak da bir bütünün iki parçasıyız. Tıpkı bu mıknatısla demir gibi. Araya başka şeyler de girse, bizi ayırmaya da çalışsa, biz aynı kararlılıkla birbirimize çekiliriz. Yani benim yerim senin yanın. Bu hep böyle olacak. Her zaman aynı kararlılıkla sana çekileceğim. Çünkü biz birbirimize aitiz. İstesek de, istemesek de. Sen de kalsın olur mu? Çünkü senin sayende çocukluğumu, anılarımı çıkarabiliyorum gömdüğüm yerden. Bu anılar bana olduğu kadar sana da ait. Ömrümün sonuna kadar saklayacağım hazinemi. Hazinemizi. Biliyorum. Hadi gel. Yarım kalan işlerimiz var daha.